İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın resmi Hayrenik Vatan Gazetesi'nin 31. sayısı çıktı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile röportaj. Rusya ve ABD başkanları Cenevre'deki görüşmede Artsakh Dağlı Karabağ konusunu ele alacak. Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Hagorti köyünde yerinden edilmiş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için boş kalan evler yenileniyor. Azerbaycan'ın Artsakh Savaşı'ndaki savaş suçlarını soruşturmak için Arjantin'de şikayette bulunuldu. Batı Ermenistan'da saklı cennet. Artvin eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Uluslararası yürüyüşçüler ekibi 40 günde Ermenistan genelinde 832 kilometre yol kat edecek. Moses Horenatsi'nin yazdığı Ermeni Tarihi adlı eserin Sırpça çevirisinin sunumu gerçekleşti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aylık Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesinin 31. sayısı 1 Mayıs'ta yayınlandı. Batı Ermenistan'ın aylık Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesi düzenli olarak her ayın başında Batı Ermenice yayınlanmaktadır. Geri bildirim için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın resmi televizyonu Western Armenia TV kanalında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan tazminat talebini vurgulayarak Ermenilere yönelik soykırımın sonuçlarını ortadan kaldırmak ve hafifletmek için attıkları adımları anlattı. Devlet Başkanı Abrahamyan katliamların hem Batı Ermenistan'da hem de Osmanlı Türkiye'sinin Ermeni nüfusu şehirlerinde esasen 1894'te başladığını kaydetti. Soykırımın tüm detaylarını içeren hesaplamaları sundu. Bu hesaplamaları yaparken yerli Ermeni halkının tehcir ve soykırım sırasında uğradıkları zararların ayrıntılı olarak değerlendirildiği Boğuzlu Bar Paşa'nın hazırladığı tazminat paketine dayandığını belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın sunduğu bölgesel ve maddi tazminat talebinin ayrıntıları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kremlin Başkanı Yardımcısı Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Vladimir Putin ile Joe Biden arasındaki görüşmenin gündeminde Artsakh Dağlı Karabağ, Ukrayna, Beyaz Rusya, Suriye, Libya, Afganistan ve Alexei Navalny gibi konuların yer aldığını söyledi. Bir Luler ajansının aktardığı haberde Kremlin'in başkan yardımcısına göre liderler ayrıca stratejik istikrar, salgın, siber suçlarla mücadele, ekonomik işbirliği, iklim değişikliği ve arktik sorunları tartışacaklar. Putin-Biden görüşmesinin yarın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşeceğini hatırlatalım. Artsakh'ın Martuni bölgesinin Hagorti köyünün muhtarı Nver Martirosyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede savaştan sonra Hagorti köyünün tüm sakinlerinin köye döndüğünü ifade etti. Ona göre yerinden edilen ailelere verilmek üzere 2 ev restore edildi, yaklaşık 10 evde bu amaçla yenilenecek. Köy muhtarı, köy okulu Aralık 2020'den bu yana tekrardan açıldı. Burada 30 öğrenci okuyor. Çocuklar yaratıcı teknolojilerin TUMO merkezine gidiyor. Maalesef anaokulumuz yok. 2011'de kapandı. Eski anaokulunun binasında köy muhtarlığı yer almaktadır. Büyük onarımlara ihtiyacı olan bir sağlık ocağımız ve işleyen bir kulübümüz var. Köye elektrik sağlandı ancak doğalgaz dağıtımı yok. Özellikle yaz aylarında içme suyu konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. 2 günde bir su alıyoruz. Köyün merkez yolları kötü durumda, dedi. Köyde esas olarak hayvancılık ve arıcılıkla uğraşılıyor. Köy muhtarına göre köyün balı en iyi, en kaliteli, en temiz ve en özel olanıdır. Köy muhtarı Nver Martirosyan, Hagorti'nin kesinlikle şenleneceğini ve gelişmeye devam edeceğini garanti ediyor. Ermeni Ulusal Konseyi ve Arjantin Ermeni Barosu, 2020 savaşı sırasında Azerbaycan ordusunun Artsakh halkına karşı işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların soruşturulması için 8 Haziran'da Arjantin Federal Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Şikayet, 11 nolu Federal Ceza Islah Mahkemesi'nin yargıcı Marcelo Martinez de Giorgio'ya, Doktor Luciana Minasyan, Doktor Irene Victoria Massimino ve Doktor Juan Kasarcan himayesinde Ermeni Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Alfonso Tabakyan tarafından sunuldu. Evrensel yeterlilik.
Şikayetçilere göre Azerbaycan devletinin eylemleri insanlığa karşı savaş suçudur ve bu nedenle tüm Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından imzalanan insan hakları evrensel beyannamesini ihlal etmektedir. Çünkü Azerbaycan cezai yargı yetkisini kullanmıyor, sorumluluğu devlet üstleniyor ve dünyanın her ülkesi evrensel yargı yetkisini kullanarak bu suçları kınayabilir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut olacak. Batı Ermenistan'ın Artvin bölgesi, şelaleleri, krater ve baraj gölleri, milli parkları, zengin fauna ve florası, biyosfer rezerv alanı ve yaylalarıyla ziyaretçilerine şehrin gürültüsünden uzakta bozulmamış doğa ve temiz havada dinlenme fırsatı sunuyor. Eskiden Büyük Ermenistan'ın Metshayk'ın Dayk eyaletinin Çak ilçesinin bir parçasıydı ve buranın merkezi olarak kabul edilirdi. Şu anda ise Artvin, işgal altında bulunmakta olan Batı Ermenistan'ın doğal güzellikleri bakımından en önemli alanlarına sahip kentlerinden biridir. Doğa turizminde bölgenin cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Sevgili vatandaşlarımız, eğer huzurlu ve gerçek bir tatil yapmayı planlıyorsanız burası tam aradığınız yer. Artvin'de tatil yaparken hem tarihi vatanınızı ziyaret etmiş hem de doğa güzelliklerinin tadını çıkarmış olacaksınız. Transkafkasya Patikas Atlı Rotası'nın başarısını kutlamak için uluslararası deneyimli yürüyüşçülerden oluşan bir ekip, 40 günlük bir yürüyüş sırasında Ermenistan Cumhuriyeti boyunca 832 kilometre yol kat edecek. Mesajda belirtildiği gibi Transkafkasya Patikası, Kafkasya'daki irili ufaklı sıra dağları içine alacak olan dünya standartlarında 3000 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru olarak tasarlanmıştır. Bu, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Transkafkasya Yürüyüşü Derneği, Transkafkasya Yolu Ermenistan Sivil Toplum Kuruluşu ile Transkafkasya Yolu Gürcistan Sivil Toplum Kuruluşu gibi 3 ortak kuruluş tarafından geliştirilmiştir. Kaynağa göre dünya seviyesinde yürüyüş deneyiminin amacı bölgesel kültürel alanlara ve korunan alanlara minimum olumsuz etkiyle erişim sağlayarak yerel topluluklar için ekonomik fırsatları artırmaktır. Patikalar Transkafkasya Yolu Ermenistan adlı sivil toplum kuruluşu tarafından incelenmiş ve haritalanmış, köyleri ve kültürel anıtları birbirine bağlayan güzergahlar boyunca uzanmaktadır. Bu tarihi yolları birbirine bağlayacak yeni projeler de planlanıyor. Ermenistan'dan geçen patika, ülkenin tarihini canlandıran ve onu uluslararası bir keşif haritasına yerleştiren arkeolojik bir rotadır. Belgrad'dan Yerevan'a gelen ve kitabın yayıncısı olan Vesna Peşiç'in katılımıyla Yekşiçarens adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde Ermeni tarihinin babası olan Ermenilerin Herodotu Movses Horenas'ın yazdığı Hayots Batmutyun Ermeni Tarihi adlı eserinin Sırpça çevirisinin sunumu gerçekleşti. Vesna Peşiç 6 kitabın yazarıdır. Senaryosu ile çok sayıda değerli belgeseller çekildi. Kitabın sunumunu tarih kitabının tercümesini düzenlemek gibi zor bir göreve büyük katkılarda bulunan yetenekli şair ve tercüman, emektar kültür çalışanı Sırbistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Babgen Simonyan yaptı. Kitabın sunumu sırasında kitabın profesyonel ön sözünün yazarı, Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi muhabir üyesi Ayelita Doluhanyan ile Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü Akademisyen Aşot Melkonyan birer konuşmada bulundular. Tarihçi için Horenas'ın eserinin her yeni çevirisi tarihin babasının şaheserinin uzun ömürlü olması anlamına geliyor. 5. yüzyılda Horenas'ı vatanın ne olduğunu, kahramanların ne olduğunu, eğitim ve bilim insanlığına ne getirdiğini öğretti. Kitabıyla birçok Ermeni nesli yetişti. Horenas'ın kitabı, insanı insan yapan insanlığın ahlaki değerlerini ve milli bağlılığı anlatmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Seyran Avakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Der Zori Vohbu adlı eseri sunuyoruz. Oh, yeah.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.